1960'lı yılların sonundan itibaren 2010'lara kadar ortalama 1 metreler seviyesindeki düşümler 2015'ten sonraki ölçümlere göre 3-4 metre, 6-7 metreyi bulan gözlem kuyularımız da var. Dolayısıyla yeraltı seviyesi 1960'larda yüzeyde ise şu anda asgari 40-45 metre derinde. Yani bu derinliği ona göre oranlayarak söyleyebilmek lazım. Son yıllarda devam eden kuraklık, artan aşırı bir şekilde kullanılan yeraltı suyu kullanımına da bağlı olarak yeraltı seviyesi her geçen yıl daha ciddi bir şekilde azalmakta ve havza genelinde bazı bölgelerde yeraltı suyu neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda şu anda. Şimdi yağışlı periyot genellikle Eylül-Ocak ayları arasında değerlendirme yapmak gerekirse meteorolojiden aldığımız bilgilere göre şu anda Konya bölgesinde, Orta Anadolu bölgesindeki yağışlar uzun yıllar ortalamasının 1/3 seviyesinde. Yani uzun yıllar ortalaması yaklaşık bu kış mevsimi için 140-150 litre metrekare olarak söyleniyordu. Şu anda ortalama yağışlar işte 40-50 litre seviyesinde metrekare. Dolayısıyla son birkaç haftadır devam eden yağışlar da aslında durumu çok fazla değiştirmiş değil. 1/3'ler belki biraz yarısına doğru yükselmiştir ama genel olarak kurak bir dönemi yaşadığımızı söylemek gerekiyor. Havzadaki esas su kaynağı yağışlar. Yağışlar da az olduğu için yeraltı suyumuz çok fazla beslenemiyor. Havza kenarında yapmış olduğumuz barajlar, göletler bir bakıma havzayı besleyen suların da önünü kestiğimiz için havzada beslenme biraz daha azalmış vaziyette. Bunun üstüne bir de aşırı su tüketen bitkilerin üretimi için yoğun bir şekilde yeraltı suyunu kullanıyoruz. Dolayısıyla süreç tamamen yeraltı suyunun aleyhine işliyor. Havza içerisinde 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda yapılmış olan hidrojeolojik çalışmalar, hidrojeolojik modellemeler var. Ona göre şu anda eş su yüksekliği eğrileri 40 metre daha derinlerde. Bu havzanın bazı bölgelerinde, kenar bölgelerinde özellikle havzanın kuzeyine doğru olan alanlarda yeraltı suyunun tamamen bittiğini gösteren veriler var elimizde şu anda. Yani buralarda yapılan yeni yeraltı suyu üretim kuyularında yeraltı suyuna rastlanamıyor ya da çok çok derinlerde rastlanabiliyor. Dolayısıyla bu havza için aslında tehlike çanlarının çaldığı bir dönem yaşıyoruz. Yani şu anda havzaya eğer biz dışarıdan herhangi su getiremezsek, havzaya takviye edemezsek, mevcut suyu tasarruflu bir şekilde kullanmazsak yakın gelecekte sulu tarımın geleceği tartışılır hale gelecek, sürdürülebilirliği tartışılır hale gelecek. Bu çok su tüketen bitkilerin yerine ikame bitki üretimi yapılabilir mi? Vatandaş bilinçlendirilebilir mi? Havza içerisinde daha su tüketen bitkilere doğru bir teşvik yapılabilir mi? Bunlarla ilgili çözümlerin oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bütün havza bu modelinde, yani tüm Türkiye için zaten kuraklık söz konusu ama Konya Kapalı Havzası'nda özel olarak artı bir yeraltı suyu kaybı söz konusu. O nedenle bu işte hani kim işin içine girecekse bakanlıklar düzeyinde, sivil toplum düzeyinde, çiftçi birlikler düzeyinde bunlarla birlikte oturup bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Dışarıdan yani Yukarı Göksu Havzası'ndan Konya Havzası'na su aktaran Mavi Tünel projesiyle 414 milyon metreküp su nihai proje hedefi yıllık. Dolayısıyla şu anda havzada kullanılan suyun en ihtimalle onda biri havzaya gelmiş olacak. Havzada şu anda su ihtiyacını düşündüğümüz zaman ekilebilir alanlarımızın sadece 1/3'ü sulanıyor. Dolayısıyla tamamını sulayabilirsek eğer yani 1 milyon hektar civarında bir araziden söz ediyoruz. 3 milyon hektarın tamamını sularsak o zaman mevcut kullanımla kıyasladığımız zaman 13 milyar metreküplük suya ihtiyacımız var. Havzada söylediğimiz gibi 4,5 milyar metreküp su var. Yani 12 milyar metreküp olsa Yukarı Göksu Havzası'ndan gelecek olan su bu havzadaki ihtiyacın 30'da birine karşılık geliyor. Dolayısıyla bizim dışarıdan su getirme tabii ki önemli bir proje. Belki başka araçlarla, başka modellerle de başka havzalardan su aktarımı da mümkün. Ama mevcut havza içerisindeki yeraltı suyu kullanımını mutlaka kontrollü, verimli yöntemlere doğru evirmek gerekiyor. Havzadaki 35 bin civarında kuyu şu anda ruhsatlı. Yani devlet su işlerinin teknik desteğinde açılmış olan ve izin verilmiş olan belgeli kuyular. Ama bunun 3 katı kadar da kaçak kuyu var. Ve havzada yapılan bütün modellemelerde havza içerisinde
üretilmiş olan suyun ne kadar olduğu, hangi akiferden ne kadar su tüketildiği tam olarak bilinemiyor. Nedeni bu işte belgesiz kuyular. 100 bin civarında sayacağımız belgesiz kuyular düşündüğümüz zaman havza için çok ciddi bir tehdit. Yani hangi kuyu ne kadar su üretiyor ve hangi nitelikte suyu kullanıyor, bununla ilgili veri olmadığı için bu planlama açısından çok ciddi bir sorun. Çünkü ölçemediğimiz bir şeyi planlama şansımız yok. O nedenle bu havza içerisindeki belgesiz kuyuların, ruhsatsız kuyuların mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor.